Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine biz tatile gidiyoruz. Uzun zamandır video çekmemiştim ama tatillere giderken çekiyorum çünkü hatıra kalsın diye. Şimdi otoparktayız. Eşyalarımızı yükledik şöyle, göstereyim. Böyle yükledik her şeyi. Şimdi kapatıyorum. Çocuklar da burada takılıyorlar. Alya, Alya kızım. Ömer Yusuf burada. Alya da burada. Yolda video çektim annemlerin. Babası şimdi Ömer Yusuf'un kemerini takıyor. Bir tanem. Kamerayı almaya çalışıyor. Şimdi gideceğiz bakalım. Saat 5 falan herhalde. İnşallah sağ salim gideriz. Antalya'ya gidiyoruz. Böyle bir yere geldik. Çardaklar var. Dinlenme tesisi gibi. Su falan var şurada. Yayla suyu diye yazıyor. Burada bir şeyler atıştırdık. Ben poğaça yapmıştım. Şurada oturduk, yedik. Şimdi gideceğiz. Alya da içeride bekliyor. Yolumuza devam ediyoruz. Evet, odamıza geldik arkadaşlar. Şöyle bir banyo var. Böyle duşakabin. Şurada malzemelerimiz var. Yerleştireceğiz. Böyle dolaplar var. Burada dolap var. Şöyle tek kişilik bir yatak. Bir de şurada çift kişilik yatak var. Şurada da şöyle bir kanepe var. Alya da burada, saçı başı dağıldı. Onu da şimdi saçını yapacağız. Birazdan bir şeyler yemeye gideceğiz. Şöyle balkonumuz da var. Balkon da genişmiş bayağı. Şöyle arkadaşlar. Güzel, ben beğendim. İnşallah güzel geçer tatilimiz. Deniz de hemen şurada zaten. Şimdi böyle gölgelik bir yer bulduk. Köşede gölge varmış. Ben de kahvemi içtim. Alya da yanımda. Şimdi odamıza gideceğiz. Hazırlanıp denize gideceğiz. Değil mi Alya? Değil mi kızım? Şimdi denize gidelim. Odaya geldik, duş aldık, ben hazırlandım. Şöyle hemen göstereyim sizlere de. Giyindim, şöyle bir elbise giydim. Böyle. Şimdi yemeğe gideceğiz. Yemek öncesi biraz atıştırmalık yapacağız. Yemeğe çünkü daha var, saat 7'de. Alya da burada, biraz bebe bisküvisi yedi. Ömer Yusuf da orada sızdı. Babası da balkonda işi var. Şimdi biz Alya ile çıkacağız. Onlar arkamızdan gelecek. Evet, şimdi yemek saatini bekliyoruz. Alya böyle babasıyla birlikte yürüyor. Bir tane daha. Ömer Yusuf da bana çiçek getirmiş. Çok güzel. Anneciğim teşekkür ederim. Salım benim. Böyle oturuyoruz. Yemek saatine 10 dakika kaldı. Bayağı sıcak ama şimdi birazcık esinti var. O yüzden burası iyi. Denizde tam karşıda olduğu için dalgayla birlikte esinti geliyor. Ömer Yusuf bana bir tane daha getirmiş çiçek. Göster anneciğim. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir renk. Ama koparma anneciğim çiçekleri, tamam mı? Annem dalında daha güzel. Annesine getirmiş oğlum. Aferin benim oğluma. Çiçekleri koparmayalım, tamam mı anneciğim? Orada güzel güzel duruyorlar ya. Bir güzellik veriyorlar etrafa. Ben çok güzel. Ben de çok sahile gidiyorum. Tamam mı? Biraz gezelim o zaman, tamam hadi. Aynen. Deniz havası alalım biraz daha. Aynen. Yemek vakti gelene kadar. İlk günümüz güzel geçti. Saat 7 olmak üzere. 7'de yemek saati burada. Yolda gelirken bazen bir Alya birkaç kere mızıldandı ama yine de iyiydi yolculuğumuz. Tabii hava da sıcak, o da normal yani. Böyle uzun yolculuğa da alışkın değil. O yüzden birazcık şey yaptı. Ama yine de başarıyla sonuçlandı yolculuğumuz. Oteli de beğendik, güzel. Bu aşırı büyük bir otel değil ama her şey yerli yerinde yani. Beşik olayı da güzeldi. Gerçi otellerde hep varmış herhalde, biz yanımızda götürüyorduk ne olur ne olmaz diye ama geçen sene öyle yapmıştık.
bu sene almadık, öncesinden aradık. Beşik varmış zaten. İnşallah Alya bugün güzelce uyur. Ömer Yusuf bayağı bir yoruldu denizde. O yüzden duş aldıktan sonra bir kestirdi bir saat falan odada. Alya ara ara uyumuştu arabada, o yüzden bebek arabasında da uyudu hatta denizde. Ondan dolayı pek uyumadı ama gece herhalde uyur diye düşünüyorum ve ümit ediyorum yani, inşallah öyle olur. Güzeldi bugün, denize girdik. Denizin sıcaklığı da gayet iyi, çok güzeldi. Yani direkt hiç üşümeden girdik, öyle söyleyeyim. Ömer Sütü hatta normalde denizden korkar. Geçen seneki videoda da paylaşmıştım, köpek balığı gibi bir şeyler söylemişti. Ama bu sene gayet iyi yani. Çok böyle şey yapmıyor, hani tek başına korkuyor biraz ama o korkuyu da yendi sayılır. Gayet güzeldi. Çıkmak istemedi hatta, sürekli denize girelim dedi. Havuza girmek istiyordu önceden korktuğu için. Ama bu sefer artık hep denize girmek istiyor değil mi anneciğim? Çok sevdi denizi Ömer Yusuf. Sonra yarın yine yüzeriz, tamam mı annem? Ben de yüzmek istiyorum. Tek başına da güzel yüzdün değil mi? Evet, yattı suyun üstünde böyle. Uzandı. Şimdi biraz dolaşalım, sonra yemeğimizi yiyip artık geçeriz odamıza. Yani çocuklarla çok böyle geç saate kadar bir şeyler yapamayız diye düşünüyorum ama bakalım ne olacak bilmiyorum. Şu ana kadar iyiydi. Evet, ikinci günden merhaba. İlk günümüz güzel geçti. İkinci günümüz de güzel geçti. Bazen de çocuklar huysuzluk yaptı ama onun dışında iyiydi. Şimdi böyle hazırlandık. Akşam saat 5'e doğru geliyor. Bir dışarı çıkalım dedik. Şöyle ben hazırlandım. Pembe terliklerimi giyeceğim bunun altına. Böyle bir elbise giydim arkadaşlar. Şöyle de bir çantamı takacağım. Pembe çantam var. Bunu takacağım. Pembe terliklerimi giyeceğim altıma da. Böyle. Şimdi çocuklar dışarıda. Ben de onların yanına gideceğim. Evet. Şimdi Kemer Çarşı'ya geldik arkadaşlar. Şöyle. Burası meydan sanırım. Şöyle bir kule var. Saat kulesi. Ömer Yusuf da burada. Şey nerede? Kapa. Alya da burada. Değil mi anneciğim? Böyle ailecek akşam gezmesine çıktık. Çocuklar çok sıkılıyorlar. Odada falan sıkıldılar. Denize de gittik. Yemek falan yedik. Yapacak bir şey kalmadı. O yüzden bir çıkalım gezelim dedik. Hava da biraz serinlemiş. Kapalı şu an hatta. Güneş gitmiş. O yüzden böyle dolaşıyoruz. Nurcan'a gönder. Nurcan'a. Evet arkadaşlar, şimdi Esiva'ya girdik. Şeyde, Kemer Çarşısı'nda. Bir şeyler aldım kendime. Şöyle şort aldım bir tane. Böyle çok rahat oluyor şu kumaş. Siyah, ben uzunluğu da aldım. Bunu böyle giyiyorum. Şöyle bağcıkları var. Esiva'dan aldım hepsini. Çok rahat oluyor bu şortlar da evde. Özellikle bizim Ankara'da da zaten evimiz çok sıcak oluyor. Burada da giyerim diye aldım. Böyle rahat bir şort. Siyah da iç göstermiyor. Çok iyi oluyor. O yüzden siyah renk aldım. Şöyle bir tane tişört aldım. Böyle lila rengi arkadaşlar. Böyle rahat, hani yüksek bel pantolonların üzerine falan giymek için. Şöyle çocuklara oyuncak aldım. Şimdi burada oyalansınlar diye Ömer Sup'un aldı. Aliye'ye da şöyle bir şey aldım. Şöyle de bir tane deniz gözlüğü aldık. Şimdi yemek saatine az kaldı. Odada biraz oyalanıp yemeğe gideceğiz. Evet, tatilin 3. gününden merhaba. Şimdi biz sabah denize gittik. Yemek falan yedik. İşte oteldeydik yani. Şimdi akşam oldu. Saat 4 değil, hatta 5'e 10 var. Yemek saatine de daha var. O yüzden gezilebilecek yerlere baktık. Hani buraya yakın olması tercihimiz çocuklardan dolayı. Bey Dağları Milli Parkı var sanırım, Olimpos'la birleşik bir yer. Oraya gideceğiz, yakın biraz Kemer'e. Şimdi çıktık bakalım, hava da aşırı sıcak bu arada yani. Ölüyorum öyle söyleyeyim yani. Hani şu an böyle akıyor ter. Ömer Yusuf'la Alya da burada. Arkadalar, kardeş kardeş oturuyorlar. Değil mi annem? El salla Ömer.
Ömer her zamanki gibi erkek çocuğu işte. Şimdi gidiyoruz bakalım. İnşallah sağ salimleriz. Paylaşırım orada da. Evet, Bey Dağları'na gelmek istedik ama gelemedik. Şöyle çok aşırı tepe var. Yani böyle acayip fazlaydı yol. O yüzden çıkamadık. Çocuklar da durmadı çünkü. Tekrar iniyoruz. Ben şöyle yolu size göstereyim. Acayip virajlı ve çok böyle şey yüksek. Bitmiyor yani. Yol git bitmiyor. Ömer Yusuf da zaten kustu. O kadar döndük ki yani. Çıkardı. Alya da biraz uyudu. Biraz mızmızlandı. Şimdi de çok iyi değil. Uyandı. O yüzden biz hemen dönelim dedik. Yani gözümüz kesmedi açıkçası. Bakın şuradan şöyle göstereyim. Daha bu şu an inmiş halimiz. Yani ta tepelere çıktık ve daha yol vardı bir o kadar daha. Ama çocuklar da çok zor gerçekten. Güzel bir yer gibi duruyor. Yani şeyden de gördüm. Bakın şöyle. Zaten belli yani. Google'dan falan da görünüyor. Güzel gibi. Yani eğer gidebilirseniz güzeldir şey için, fotoğraf çekmek için falan. Tavsiye edebilirim. Çünkü hani yol bile güzel yani, çıkış yerleri gördüğünüz gibi, bakın şöyle. Güzel. Evet, yolda şöyle bir yer görmüştük az önce geçerken de. Burada fotoğraf çekindim. Burası gayet güzel arkadaşlar, bakın. Şöyle su akıyor, hatta içilebiliyormuş bu su. Böyle. Yukarıda da vardı da orası çok kalabalık. Bir de inme yeri yoktu. Burada şöyle merdiven var şurada karşıda. Oradan indik, çok güzel. Eşyalarımızı odaya bırakmaya geldik. Sonra yemekhaneye gideceğiz. Ama klimamız çalışmıyor Demal ya. Klimamız bozulmuş. Söyleyelim mi anneciğim? Tamam. Arayıp söyleyelim, tamam mı bir tanem? Klimamız bozulmuş diyelim. Evet anneciğim. Evet, bugün son günümüz arkadaşlar. Yarın çıkış yapacağız. Dördüncü gün. Şimdi kahvemi aldım. Şöyle Türk kahvesi. Duble aldım. Şöyle tatlı aldım. Biraz fazla ama yiyebileceğim kadar artık. Kahvenin yanına. Bunları şimdi yiyeceğim. Öğle yemeği yemeyeceğim. Onun yerine bunları yiyeceğim. Mehmet ve çocuklar uyuyorlar odada. Ben de tek başıma böyle biraz denize bakayım dedim. Malum artık deniz göremeyeceğiz. Böyle kısacık bir tatilimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Yarın inşallah evimize döneceğiz. Evet arkadaşlar, son günümüzde bir antik kenti gezmeye gidiyoruz. Gidince paylaşırım. Umarım oraya da gidebiliriz. Çünkü çok yüksek falan olunca böyle dün gidememiştik. İnşallah orası iyidir. Şöyle bir elbise giydim arkadaşlar. Spor ayakkabılarımı giydim altına. Böyle gözlüğümü taktım. Şöyle küpelerimi taktım. Şu çantamı aldım. Şimdi çıkıyoruz. Umarım iyi geçer. Evet arkadaşlar, geldik şimdi. Faselis Antik Kenti'ne geldik. Şöyle yukarıdan geldik şuradan. Müze kart aldık. 2 tane bizim vardı ama tarihi geçmişti. O yüzden 2 tane aldık. 60 TL tanesi bu arada, eğer merak ediyorsanız. Şöyle yukarıda yine bir antik kent, tapınak gibi bir yer vardı. Orada çalışma varmış, oraya giremedik. Buraya denize de girmek için geliyorlar. Karşıda deniz var. Şimdi şurada hamam varmış. Ama orada da çalışma var. Oraya da geçemiyoruz. Şöyle böyle antik kent ama denize de girmek için bir yer. Şurada karşıda girişi var. Birazdan orayı da göstereceğim. Evet, burası Kuzey Liman diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle. Burası bayağı güzelmiş. Denizde de dalga yok. Şimdi öbür tarafa gideceğiz. Evet, şöyle bir girişi var arkadaşlar. Güzel, böyle denize de giriliyor. Manzarası falan gayet güzel. Ama aşırı sıcak. Yani şu an bildiğiniz eriyorum sıcaktan, öyle söyleyeyim. Daha ilerisi de var sanırım. Şöyle şu arkada da kapılar var. Şurada. Burada çalışma var.
restorasyon galiba. Aşırı sıcak. Anlatamam yani. Bu arada yanmışım, şuralarımda mayo izi oluşmuş. Çok kötü olmuş. Yanmam yanmam diyordum. Mehmet normalde sarışın. Ben daha buğday olduğum için ona diyordum sen hemen yanıyorsun falan. Tenin kötü falan diye. Aynı şekilde ben de yandım. Fazla durmamama rağmen. Neyse, daha bir şey demeyeceğim ona. Evet, şimdi böyle sahile de geldim. Çocuklar arabada, aşırı sıcaklar. O yüzden ben tek başıma şöyle video çekmek için çıktım. Onlar bekliyor. Burası halk plajı. Şöyle resim falan çekiniyor. Bu şekilde. Güzelmiş ama, beğendim burayı. Bayağı güzel. Şöyle uzun. Devamı da var. Şurası daha hoş duruyor. Manzarası falan güzel. Dalgası da öyle çok yok. Yani gelinebilir buraya. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz biz şimdi Ankara'ya. Tatilimiz bitti. Sabah kalktık. Valizlerimizi falan toparladık. Bütün eşyalarımızı yerleştirdik arabaya. Kahvaltımızı yaptık sonra. Artık şimdi arabaya bindik, gideceğiz. Saat kaç olmuş bakayım. 8:20 geçiyor. İnşallah güzel geçer yolculuğumuz. Hava çok sıcak yine. Sabah erken saat olmasına rağmen. Arada artık klimayı falan çalıştırırız muhtemelen. Çünkü Ankara'da sıcak yani. Hani sadece buraya özel bir şey değil. Güzel geçti tatilimiz. Bazen tabii çocuklar huysuzluk yaptı. O kadar olur. Çünkü burada herkesin çocuğu aynıydı yani, gördüğümüz kadarıyla. Biz sadece bizde var sanıyoruz ama değil. Herkesin öyle. İster istemez çocuklar sıkılıyor hani. Mama sandalyesinde oturmuyor, ediyor işte. Odada zaten durmak istemiyorlar. Tek oda çünkü. Evde bile normalde sıkılıyorlar. Odada hayli hayli sıkılırlar. Yani onlara da hak vermek lazım çocuk olduğu için. İyilerdi. Alya da güzelce denizin tadını çıkardı. Ömer Yusuf da. Ömer Yusuf zaten çıkmak istemedi sudan. Sürekli denize gidelim, denize gidelim diye. Biraz da bayağı şey oldu, böyle bronzlaştı. Mehmet'in yanıklarını saymazsak. Tamam, iyiydi baba. Tatilimiz. Alya da bayağı sevdi suyu zaten. Şimdi gidiyoruz bakalım. İnşallah yolculuğumuz iyi geçer. Evimize sağ salim varız. Evde bir sürü iş var şimdi. Hep bunlar yıkanacak, malzemelerimiz falan. Artık onları da hallederiz. Zaten izinliyim ben yine. Bir hafta daha izinliyim. Onları hallederiz. Kuzenimin düğünü falan var işte hafta sonu. Onu halledeceğiz. Bakalım, hayırlısı olsun artık. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.